Yakalanmıştı. Öcalan'ın yakalanması öncesinde ve sonrasında yaşananlar Türkiye'de milliyetçiliği tırmandıran faktörler olacak ve bu durum sadece 2 ay sonra yapılacak olan genel seçimleri fazlasıyla etkileyecekti. Şimdi Öcalan'ın yakalanmasından sonraki süreci ve mahkemesinden bazı kesitleri hatırlayalım. Tarih 16 Şubat 1999. Öcalan'ı taşıyan uçak Yeşilköy'den sonra Bandırma Ana Hava Jet Üssü'ne indi. Buradan Kocatepe muhribine bindirilen terörist başı kimsenin bilmediği bir yere doğru götürülmekteydi. Güvenlik nedeniyle sır gibi saklanan bu yer Marmara Denizi'nde bir adaydı. Apo'nun ilk sorgusu da burada gerçekleştirildi. Bu ada İmralı Adası'ydı. Buradaki mevcut cezaevinde bulunan mahkumlar Apo'nun getirilmesiyle değişik yerlere sevk edilmişti ve İmralı artık tek bir mahkuma ev sahipliği yapacaktı. Apo'nun yakalanması sonrası PKK yandaşları Avrupa başkentlerinde adeta cinnet görüntüleri sergilemeye başlamıştı. PKK'lıların düzenledikleri bu gösteriler ve kendini yakma eylemleri Türkiye'de bir süredir yükselmekte olan milliyetçiliği biraz daha kabartan bir faktör olmuştu. Şimdi toplum daha duygusal ve daha milliyetçiydi. Toplumda yükselen milliyetçilik pek yakında yapılacak olan genel seçimlerde ortaya sürpriz bir parti çıkaracaktı. Apo'nun yakalanması sadece DSP'ye değil MHP'ye de yaramış, bu iki parti seçimlerde ilk 2 sırayı almıştı. Anketlerde DSP birinci görünüyordu ama MHP'nin barajı aşmasının bile zor olduğu tahmin ediliyordu. Ancak yeni seçmenin büyük bir kısmı Apo'nun yakalanması süreci ve sonrasında yaşananlardan fazlasıyla etkilenmiş ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyunu bir önceki seçimlere göre 2'ye katlamıştı. Ne var ki Türkiye 10 yıldır yaşadığı siyasi istikrarsızlık ve koalisyonlar döneminden yine kurtulamamıştı. Tahminler, milletin bu seçimlerde koalisyonlar devrine son vereceği yönündeydi ancak ortaya yine paramparça bir tablo çıkmıştı. İşte bu tablodan Türkiye'nin son koalisyon hükümeti, DSP-MHP-ANAP hükümeti çıkacaktı. Başbakan Bülent Ecevit, yardımcıları Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz olacaktı. 57. hükümeti gerçekten çok çetin sorunlar beklemekteydi. Bunların başında şüphesiz ki terörist başının yargılanması sonrasında gelişecek sürecin yönetilmesi vardı. 57. hükümetin kurulması sırasında Apo'nun yargılanmasına da başlanmıştı. Öcalan 4 aylık bir soruşturma ve sorgulama aşamasından sonra nihayet 31 Mayıs 1999 tarihinde İmralı Adası'nda yargılanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. İlk gün Apo adeta bir barış havarisi görünümündeydi. Kurşun geçirmez camlı bölmenin içinden söz aldı ve ilk ifadeleri şunlar oldu. Yakalandığımdan bugüne kadar kaba bir baskı, söz düzeyinde hakaret ve işkence görmediğimi belirtmek istiyorum. Bu bağlamda demokratik cumhuriyet ekseninde barış ve kardeşlik için devletin hizmetinde çalışma isteğimi, kararlılığımı saygı ve şükranla belirtmek istiyorum. Öcalan 4 ay önce yakalandığında söylediği sözleri tekrarlamış ve devletin hizmetinde çalışma kararlılığını bir kere daha ifade etmişti. Biraz sonra tekrar söz alarak salonda bulunan şehit ailelerinin şaşkın bakışları arasında şu sözleri söyledi. Sayın saygıdeğer tüm şehit aileleri için kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Kendilerinin yaşadığı üzüntüyü, acıyı yürekten paylaşıyorum. Bundaki sorumluluk payından dolayı kendilerinden özür diliyorum. Öcalan takip eden günlerde de tam bir çözülme gösteriyor, örgütü 3 ayda dağdan indireceğini, kendisine yaşama şansı ve fırsatı tanınması gerektiğini söylüyor. Evet, durmanın ve silahını takip ediyoruz. Tek yılları ulaşmak için bu konuda bana kanal açın. Özellikle sizden rica ediyorum.
Fakat kanal açılmalı, tek köleli, ister yurt dışından, ister yurt dışından. Diğer kanun dışı, militer olmaktan çıkarmak. Bizi hiç olamadı. 5 para etmesi tekil olamadı. Ama şu an milyonlar diyor ki, sen için olma. Hayır, benim için ölmedi, benim için çok önemli. Öcalan'ın mahkemesi 30 Haziran 1999'da sona erdi. Saat 10.30'da Mahkeme Başkanı Turgut Okyay kararı okudu. Sanık Abdullah Öcalan'ın kurduğu silahlı terör örgütü PKK'yı aldığı kararlar ve verdiği emir ve talimatlarla şekle idare ederek devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemleri gerçekleştirdiği sabit görüldüğünden eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre ölüm cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın eylemlerinin yoğunluğu ve sürekliliği, bebek, çocuk, kadın, ihtiyar ayrımı gözetilmeden binlerce... Karar idamdı. Haber özellikle şehit aileleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Türk Ceza Kanunu'na göre idam cezası yürürlükteydi ve kamuoyu şimdi bu cezanın uygulanması için geriye kalan adımların atılmasını beklemekteydi. Ben sevinçli değilim. Büyük Millet Meclisi'nden onaylandıktan sonra, Reis Cumhur'da onaylanmadıktan sonra bu iş bitmiş değildi. Geriye 3 adım kalmıştı. Birincisi Yargıtay'ın, ikincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, üçüncüsü de Cumhurbaşkanı'nın kararı onaylaması. Sen şeyi duymadın mı?